Arkadaşlar merhabalar. TYT Geometri Full Tekrar Kampının 6. gününün 2. videosundayız. Açık kenar bağıntıları ve üçgende merkezlerin yeni nesil sorularını çözümlerini de yapacağız bu videoda. Evet sayfa numarası kaçtayız? 51, 52 ve 53'ü çözeceğiz ve böylelikle üçgenleri de bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 12. ABC bir üçgen. O da çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi deyince ben hemen çevrel çemberi böyle bir çiziyorum arkadaşım. Ondan sonra alfa kaç derecedir diye soruluyor. E çevrel çemberin merkezi burasıysa çemberde yarı yarıçap çizmektir. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. E yarıçapı çizdik. Bunlar eşit değil mi? Evet. Alfa ise burası alfa oldu. Burası x ise burası x oldu. Burası y ise burası da y oldu. Buradan ne çıktı? X artı Y'nin 80 olduğu çıktı. Ve bizde de alfa isteniliyor. Büyük üçgene bakacağız o zaman. 2 alfa, 2 X ve 2 Y yok mu? Var. 2 alfa, 2 X ve 2 Y açıların toplamı da 180 derece olmak zorunda. X artı Y'yi 80 bulmuştuk. E o zaman burası 160. Attık buraya 2 alfa eşittir 20 yapar. Alfa da böylelikle 10 çıkar. Yani örnek 12 akçay oldu. Geldik örnek 13'e. ABC bir üçgen. O ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi. Evet çevrel çemberin merkezi burasıysa bu aslında ne demekti? Kenar orta dikme merkeziydi. Sen buradan dik çizersen kenarı iki eşit parçaya böler. Buradan da dik çizersen böyle kenarı iki eş parçaya böler. Bu anlama da geliyor. Ha istersen çember çiz böyle. Çember çizerek de sonuca da ulaşırsın. Hani şöyle çember çizdiğin zaman buradan geçecek ya şöyle. Hocam şu şeyleri çizecek olursak böyle. Bu da yarıçap, bu da yarıçap. A ikiz kenarda çizilen yükseklik iki eş parçaya böler. Bu da yarıçap, çap. Bu da da yükseklik iki eş parçaya böler. Mantığından da gidebilirsin. Ama şunu bilmeni tavsiye ediyorum tabii ki. Çevrel çemberin merkezi demek. Böyle dikme de varsa kenar orta dikme merkezi demek. Buradan çizilen dik iki eş parçaya. Buradan öbür kenara çizilen dik de iki eş parçaya böler. Şimdi verilen bilgilere bakalım. Ali Bey uzunluğu 14. Yani buraları 7-7. BC uzunluğu 30. Yani buraları 15-15. OD uzunluğu da OD uzunluğu da 24'müş. E burada tamam. Şunu şöyle çizersem. 7, 24, 25. Şurası 25 oldu hocam. Benden OE uzunluğu isteniyor. Hmm. Dostum şu da aynı şekilde 7, 24, 25'ten 25 değil mi? Evet. E şurada da bir dik üçgen çıkmadı mı? 15 var 25 var. 15, 20, 25, 3, 4, 5'in 5 katından dolayı 20 çıkar. Yani dolayısıyla 13'ün soruyu Cehan bulduk. Geldik 14'e. Evet çevrel çemberin merkezi demiş. Hocam bu ne demek? Kenar orta dikmesi demek. Kenar orta dikmesi demek. Şimdi çember çizince buradan bir şey çıkacak mı? En etkili silahımız yarıçapları çizsek böyle çizsek böyle. Hocam 60 ise 120 120 ise burası da 120. Ama buradaki kenarları bilmediğim için çembersel olarak çıkmayacak gibi duruyor. E başka ne düşünebilirim burada? Burada aslında biz çevrel çemberin merkezini kullandık. Hocam çevrel çemberin merkezinden bu kenar orta dikme merkezidir. Kenara çizilendik iki eş parçaya böler. Kenara çizilendik iki eş parçaya böler. Tamam, burada eşitleri yakaladık. Eşitler bir işimize yarayacak mı? En azından 3'e 5'e ait bir üçgen oluşturabiliriz. Böyle ve bu da orta taban mı çıktı? Evet. Ben şu a'yı bulursam orta tabandan eşit, eşit orta tabandan 2a oldu. a'yı bulursam olay bitti. E, 60'ı da kullanmam lazım. E hocam bak dikkat et. Burası 90 derece, burası da 90 derece. Şurada bir dörtgen var. Şu x'in toplamı 180 ise bu ikisinin toplamı da 180 yapacak. Yani burası 120 yaptı. Aha da burada bir kosinüs teoremi yaparım diyenleriniz vardır. Ben kosinüs yapmam diyeceğim ama burada mecburen yapacağım gibi duruyor. Yani şurası 3 burası 5 burası 120 ya. Ben olsam şuradan dik çizerim şöyle. Ama buradan dik çizsem şöyle 60'a 90'ı karşısı 5 ken 5 bölü 2 ile uğraşıyorum. Şuradan da dik çizsem böyle 3 bölü 2 ile uğraşıyorum. Uğraş uğraş. Yani eğer bunlardan bir tanesi çift olmuş olsaydı dik çizerek yapardım. Gerçi buradan da devam etsen hani rasyonel sayıdan da devam etsen yine sonuca ulaşacaksın büyük ihtimalle. Ee, burada ben burada rasyonelde çok fazla da gitmek istemiyorum. Çok da fazla takıntılı olmak istemiyorum. Kosinüs teoremi varsa uygulayın ama çift olduğunda da uygularsanız kısar kızarım ama. Burada sanki kosinüs daha kolay olacak. A kare eşittir 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 120'ye eşit olacaktır. Kosinüs 120 dediğimiz kosinüs eksi kosinüs 60'a e eşittir. Kosinüs 60 dediğimiz ne, nedir? Şöyle bir 30 60 90 üçgen çizsek 1 2 burası da kök 3. Kosinüs 60 dediğimizde 1 bölü 2'dir. Yani burası ne olacak? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. O zaman a kare eşittir. 9 artı 25 eksi değil artı yapıyor. Eksi eksi çarpımı. Bölü 2'ler de gitti. 15 yaptı. Bu da 49 yaptı. E böylelikle a'yı da kaç buluruz? 7 olarak buluruz. A7 ise bizden x eşittir 2A isteniyor. O da kaç yapar? 14 yapar. Yani 14. soruyu Denizli bulduk. Geldik 15'e. Bir oyun parkında oyun oynayan 4 çocuğun bulundukları A, B, C, D noktaları bir dörtgenin köşelerini temsil etmektedir. Şöyle temsil etmek demiş. A noktasındaki çocuğun B noktasındaki çocuğu olan uzaklığı 6. İşte şurası 9. E burası da 4 verilmiş. B ile C arasındaki çocuklar en fazla kaç metre olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikli olarak bizden X isteniyor. Neyi bulmalıyız? Y'yi bulmalıyız. E, y nedir? Toplamlarıyla farklar arasında. Şuradaki üçgende. Hocam toplamlarıyla farklar arasında. Yani 3 ile 15 arasında. Ben bunu o zaman 14 veririm dersen yanlış yaparsın. DB. Tam sayı olma şartı var mı? Çocuklar arasındaki mesafe tam sayı olsun diye bir şey var mı? Yok. En son sonucun tam sayı olması isteniyor benden. E o zaman burada en büyük değer yazacağım. Y yerine ben 14.99999 yazabilirim. Ya da ben bunlarda ne yapıyordum? Y yerine 15'ten küçük ya sınır noktasını yazıyordum. 15'ten küçük. Bu şekilde gösteriyorum. Yani 14.9999 yazmanın kolay bir yolu. E şimdi burada bir üçgen esliği uygularsam x toplamlarıyla farklar arasında şu ikisinin toplamı kaç? 19'dan küçük yapacak. Çünkü bu 15'ten küçük ya toplamı 19'dan küçük yapacak. Farkları da önemli değil zaten. X en fazla kaç olur diye soruluyor. 19'dan küçükten küçük olacak. Aslında bu nedir? 18.99999'dur. E ama ondan da küçüğü nedir? Tam sayı değer 18'dir. Diğer türlü sen buraya 14 yazdığın zaman cevaba ne buldun? 17 buldun. O yüzden buradasın. Ama tam sayı mı, değil mi? Sorularda ona dikkat edeceğimizi onlarca kez söyledik. Hatta yüzlerce kez söyledik. Hatta söylemeye devam ediyoruz. Lütfen tam sayı değer yazma tam sayı değer yazmayacağın durumlarda sınır noktasını yazabilirsin. Bu dediğimi bir yere not al bence. Evet örnek 15 Denizli. Geldik örnek 16'ya. Hatice öğretmen sınıfında yapacağı bir etkinlik için öğrencilerine farklı uzunluktaki metal çubukları ölçüp öğrencilerini bilgilendirmiştir. Şöyle uzunluklar var. Bu metal çubuklarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Kırmızı mavi ve yeşil. Kırmızı mavi ve yeşil. Bunlarla ilgili üçgen oluşturulabilir demiş. Doğru mu? Bakalım. 14'ü araya alsak. 14'ü araya aldığın zaman 7 artı 5 ile 7 eksi 5 üçgen eşitliği sağlanıyor mu? 12. 14 küçüktür 12 sağlamadı. O zaman bu yanlış. Yeşil kırmızı ve pembeye bakalım şimdi. Yeşil 14. Kırmızı 5. Pembe 8. 14'ü araya alsak. 8 artı 5 ile 8 eksi 5 arasında olacak. Üçgen eşitliği sağlamadı. Üçgen oluşturulamaz. Burada da zaten oluşturulamaz diyor. Doğru bir ifade. Yeşil, sarı ve pembe. Yeşil 14, sarı 10, pembe 8. Üçgen oluşturulabilir demiş. 14'ü araya alsak 10 artı 8 ile 10 eksi 8 arasında sağladı mı? Sağladı. Yani bu doğru oldu. O zaman cevabımız 2 ve 3 yapacak. Hocam bir tanesi ince, işin inceledik. Onu da araya alalım mı? 8'i de araya alalım mı? Bir tanesi doğruysa diğerleri de doğrudur dostum. Bunu da imal etme. Yani aklında bulunsun zaten konu anlatımında da söylemiştik. Evet geldik örnek 17'ye. Şöyle bir katlama var. 36-72 iken burası da ne yaptı bu arada? 72 yaptı. Aklımızda bulunsun. Şurası 36 burası 72. Şöyle bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında üst üste binen kenarlar birbirine eşitti. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Yani 36 ise burası da 36 olacak. Şu açılar da birbirine eşit olacak. Hatta bu aynı doğru üstünde gittiği için 90-90 oldu. Daha doğrusu şu kenarlarda üst üste bindi ya. X kenarda çizilen kenar ortaya olduğundan. 30-90 ise burası 54 yaptı. Burası da 54 yaptı. 54-54-108 buraya 72 kaldı. Hatta burası da 36 yaptı. A 36-72-72 burada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı böyle. Hatta bu da bir ikiz kenardı. Şöyle bir göstereyim. Bakalım neler çıktı. Tamam buradaki şeyleri bulduk. Bizden ne isteniyor şimdi? BD, AC, DC ve AE uzunlukları Oy. bir sürü şey var burada. Tamam, BD'yi inceleyeceğim. 4 tane var ama 3'ü hakkında bir kıyaslama istenmiş. Dur. Ben burada kenarları şey yapayım. BD, neredesin BD? BD burası. Aslında mavi uzunluk BD dediğim mavi uzunluk olsun. Aynı zamanda burası yapıyor. Ondan sonra BD mavi uzunluk. AC'ye bakalım. AC de mavi uzunluk. Tamam. Sonra DC'ye bakalım. DC ayrı bir uzunluk. Siyahla göstereyim onu. Siyahla gösterdim. Bir de AE'ye bakayım. AE de burası. AE'yi de neyle göstereyim? Kırmızıyla tırtıklayayım onda. Şurası. Aslında bu dediğim buradaki uzunluğa da eşit olmuş oluyor. Onu da kırmızıyla gösterdim. Tamam. Şimdi BD AC'ye eşit. BD AC'ye eşit. Bakıyorum. BD ile AC birbirine eşit ve DC'den büyük. DC'den büyük. Şuradan büyük. Hmm. Şimdi sen AC'ye bakacak olursan eğer bak şimdi. AC'ye bakacak olursan AC ve DC'yi inceleyeceğim ben şimdi. AC'yi şuradaki mavi üçgeni de inceleyeceğim o zaman. AC'yi gören kaç derece? 72 derece. DC'yi gören kaç derece? 36. 72 36'dan büyük olduğu için AC DC'den büyük olur mu? Olur. Dolayısıyla BD AC'ye eşit. Bu da DC'den büyük. Doğru bir ifade oldu. Bunlardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Allah'tan fazla yorulmadık. Diğerlerini de şu şekilde siz kendiniz incelerseniz cevap direkt A seçeneği çıktı arkadaşım. Örnek 17 Akçay oldu. O. Geldik örnek 18'e. Şekil 1'deki gibi yere dik konumda bulunan 20 metre uzunluğundaki tahta baston kırılarak şekil 2'deki gibi görünüm almıştır. Şöyle kırılmış. Bu ne demek? Şu toplamı 20 demek. Buna göre bastonun kırılma noktasından yerden yüksekliğini metre cinsinden alabileceği en büyük tavsiye değeri nedir? Yani şu x isteniyor bizden. Dostum baston 20 idi. E burası da 20 x mi olacak? Toplamda 20 olduğu için. Evet. Bu yere dikti. Bak bak çakala bak. Bu dik. A dik üçgen. Dik üçgen de hipotenüs diğer dik kenardan daha büyük değil midir? 20 eksi x büyüktür. X buradan 20 büyüktür. 2x geldi. E buradan da 10 büyüktür. X geldi. 10 büyüktür. X demek x küçüktür. 10 demek. E x küçüktür 10 sa en büyük değeri de kaç yapıyor? 9 yapıyor. İşte ÖSYM e dili bu. Çok zor soru aramayın arkadaşlar. Yeni nesil ve kolay sorularla karşımıza geliyorlar genelde. Bu da tam da sınav ayarında hatta TT ayarında bir soru. Şuna şöyle bir yıldız atayım. Kolay kolay ama gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Şuradaki dik mesela. Dikliği düşünmeniz lazımdı burada. Ve hipotenüs gayet de güzel şeyler düşünüyoruz burada. Evet örnek 18. Cihan oldu. Geldik örnek 19'a. Aşağıdaki ABC üçgeni şeklindeki karton D'ye boyunca kesilerek şöyle kesilmiş. Şu A, D, üstü E parçası atılmış. Burası atılmış. Ben de attım. Neyse daha sonra BD ve EC kenarları orta noktaları M ve N işaretlenip MD arasında bir gergin MN uzunluğundaki ip gergin şekilde yapıştırılmış. Burası 4, burası 8. Hmm. Buna göre ipin uzunluğu santimetre cinsinden alabileceği tam sayılar toplamı nedir diye soruluyor. Eyvah ya. Bu ne? O zaman ben şurası atıldı ya. Burayla işim yok benim. Benim şurayla işim var. Şu eşitleri de kullanacağım. Eşitlikler olunca aklımıza ne gelir? Ort taban gelir ama üçgen yok. Değil mi? Üçgen yok. E o zaman ne yapacağız? Üçgen oluşturalım. Şuradan DC'yi de çizebiliriz. Buradan AB'yi de çizebiliriz. Tamam AB'yi çizdik. Ha, şimdi ben ortabanı kullanabilirim. Şu M'den dolayı bir ortaban çizsem şöyle. Ortaban çizsem. Şunlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. E şuradan da bir ortaban çizsem ben. Buradaki ortaban da tam buraya denk gelir. Olay bitti. Bak dörtgen burası 2 oldu. Sekizgen buradaki ortabandan burası da 4 oldu. Şimdi x'e ait bir üçgen oluştu mu burada? Oluştu. x toplamlarıyla farklar arasında 4 artı 2 ile 4 eksi 2 arasında 2 küçüktür x küçüktür 6. Demek ki x'in e, alacağız değerler toplamı 3, 4, 5, 8, 4 daha 12 yapıyor. E niye burada şart sunulmuş? D, E, B, C paralel değildir diye söylenmiş. Eğer D, E ile BC birbirine paralel olmuş olsaydı bu orta taban çizgisi olmuş olacaktı. Yamukta orta taban 8 artı 4 12 bölü 2'den 6 değerinde de alırdı. Küçük 6 bulduk ya burada. O zaman 6 değerinde alacaktık. İşte buradaki not ondan bahsediyor. He. Bu not olmasaydı bunun paralel olma durumunu da düşünecektik. O zaman 6'yı da ekleyecektik. Bu da bak ince bir nokta. Dikkat edin buraya. Eğer soruda bu ifade söylenmemiş olsaydı cevap 18 olacak. Dikkat. Tamam. Evet bu da güzel bir soru arkadaşım e, ee, güzel bir ek çizim sorusu. Hatta hani eşitlik gördük. Orta taban gelecek. Üçgen yok. Ne yaptık? Üçgen yaptık. Sen diğer türlü de üçgen yapabilirdin. Sonra basamak basamak işlemleri yapınca sonuca ulaştık. Gayet zor bir soru diyebiliriz. Evet cevap balık kesir oldu ama bir şey daha öğrenmiş olduğumuz paralel olma durumu da olabiliyor bazen. Dörtgen vari işlemlerde dikkat et buna. O da yamukta orta tabandan altı da olabilirdi burası. Cevap o zaman 18 olurdu eğer paralel olmuş olsalardı. Bu not düşünmeseydi onu da düşünecektik tamam Evet cevap balık kesir yaptı cevap. Geldik bir sonraki soruya. Mehmet uzunlukları santimetre türünden birer tam sayı olandır. Renkli evet. Bunların hepsi tam sayıymış bak. Soru da biz neye dikkat edeceğiz diye söylüyorduk hep. Kenarlar tam sayı mı değil mi? Buna dikkat edeceğiz demiştik. Evet bu 10 bu 7 verilmiş. Buna göre Mehmet'in oluşturmak istediği görsenin çevre uzunu en az kaçtır diye soruluyor. Gençler şuradaki üçgen şu x şu y. Bu a bu b. Benden çevre isteniyor. x artı y'yi a artı b'yi bulacağım. Bir de buranın en büyük değerini bulacağım. Buranın en büyük değeri zaten n diyeyim toplamları ya farkları arasında 17 ile kaç arasında? 3 arasında. Bunun yerine zaten ben 16 yazabilirim. Hadi bakalım şuradakinde bir üçgen esniği uygulayalım. Onu araya alalım. Hani yalnız kalan araya alınacaktı ya. x artı y x eksi y. Aa hocam o zaman bu x artı y'yi bulmaya çalışacağım ben. x artı y'nin en az değeri kaç olur? 11 olur. Tam sayı olmasında bir sıkıntı var mı? 5'e 6 yazabiliriz mesela. Sıkıntı yok. Tamam. 5'e 6 yazılabilir. Peki şuraya bakalım. E, burada da arkadaşım 7'ye araya alacak olursam toplamlarıyla farkları arasında e, burada hatta mutlak değercesini koyacağız. Toplamı lazım ya. Toplamının en küçük değeri lazım. 7'den büyük olacak. Yani 8 yazabilirim. Benden ne isteniyor? Çevre. Bu çevre x artı y var. a artı b var. Bir de ne var? 16 var. Çevrenin en az değerini bulacağım. Pardon. 3'ten büyük en az ne yazabilirim buraya? 4 yazabilirim. Orayı neredeyse yanlış yazıyormuşuz. En az değeri istenildiği için oraya da 4 yazabilirim. X artı Y'yi 11 buldum. Burayı 8 buldum. 11, 8 daha 19, 4 daha 23. Cevap böylelikle 23 yapar. Bu da güzel bir soru. Örnek 20'yi Denizli bulduk. Geldik örnek 21'e. Aşağıda ön yüzü mavi arka yüzü sarı olan üçgen şeklinde bir kağıt verilmiştir. A, B, C kenarları da yazılmış. Bu kağıt üzerine İki farklı katlama işlemi uygulanıyor. Birinci katlama şu şekilde olmuş. Ben bunu böyle katladım. Evet burası önceden A'ydı. Pardon. Şurası önceden A'ydı. Şurası B'ydi. Sonra burası da C'ydi. Ben böyle katladım. Bu buraya geldi. Hocam burada X kenar çıktı. X kenarda taban açıları daima nedir? Dardır. E o zaman burası kesinlikle ama kesinlikle geniştir. Hocam şuradaki mavi üçgende geniş açı en büyük açı olduğundan dolayı geniş açının karşısındaki kenar yani C kesinlikle ama kesinlikle B'den daha da nedir? büyüktür. Ben burada katlamadan bunu buldum. Şu kenarda belli olmuş olsaydı c kare büyüktür bilmem neyin karesi artı b kare şeklinde yazabilirdim ama buradan garanti. Geniş açı en büyük açı en büyük açının karşısındaki kenar en büyüktür. C'yi b'den büyük bulduk. Peki gelelim şuraya. İkinci katlamada böyle. Dur katlamamız bak şöyle. Üçgenimiz böyleydi. Üçgenimiz böyleyken şimdi ne oldu? Sen böyle bir şunun etrafında katlıyorsun bu sefer. A'ya doğrusu boyunca katlıyorsun. Değil mi? B'ye boyunca katlıyorsun. Sen bu böyle katlama yaptıktan sonra burası A iken şuranın B olduğunu buranın da C olduğunu biliyoruz zaten biz. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. O zaman burası da A oldu. E katlamada üst üste binen açılar eşit olacak ya şu açılar da eşit yani burası 90 derece oldu. A dik üçgen burada var. bu e, Burası o zaman dardır. Burası ne oldu? Geniş oldu. Bak şu üçgende geniş açı bu sefer A oldu geniş açının karşısındaki. A'yı da C'den büyük mü bulduk? Evet. Biz ne bulduk? A büyük C bulduk. Bak dikkat. Yazayım şuraya. A büyük C bulduk. Yukarıda bir de C'yi de kesinlikle B'den büyük bulmak mı? Evet C'yi de B'den büyük yazarsam A büyüktür C büyüktür B geldi. Yani cevap ne çıktı o zaman? Balıkesir çıktı. Evet kaçıncı soruydu bu? 21. soruyu Balıkesir bulduk. Geldik 22. soruya. Aşağıda şekil 1'de askı ipi 20 cm. 10 10. 20 cm ise askı ipi burası kaç olacak o zaman? 14 olacak. Olan kare biçimindeki bir çanta görseli verilmiştir. Bu çanta bir süre sonra askı ipinin kaymasıyla şekil 2'deki konuma gelmiştir. E o zaman buna göre kare çantanın çevresinin uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinden ne kadar fazladır diye soruluyor. Kare biçiminde bir çanta 4x lazım olacak bize. E hocam x'e bakacak olursak şuradaki üçgen esiliğinden x toplamlarıyla farkları arasında 0 ile 20 arasında. Şuradaki üçgene bakacak olursam 20 ile kaç arasında? 20 ile 8 arasında. X 20 ile 8 arasında olacak. E hocam X için 2 aralık geldi. E, büyüklerde küçük olanı seçeceğim. X de aynı olduğu için 20'den küçük olacak. Küçüklerde de büyük olanı seçeceğim. O zaman bizim askı ipimiz ne oldu arkadaşım? X ne 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 arasında? 8 ile 20 arasındayı seçeceğiz. Şimdi benden ne isteniyor? Bir de çantanın kenar uzunluğu tam sayı falan demiş mi? Dememiş. Sakın. En büyük tam sayı değeri. Arkadaş X yerine 19 yazıp en büyüğünü bulma. Sakın ya da x yerine 9 yazıp en küçüğünü bulma. Senden ne isteniyor? 4x isteniyor. Senden 4x isteniyor. 8 küçüktür x küçüktür 20'yi bulduk ya ne isteniyorsa elde et. Çünkü çantanın kenarına tam sayı dememiş. Ç kare çantanın çevresinin uzunluğunu alabileceği en büyük tam sayı değerinden bahsediyor bize. O zaman biz çantanın çevresine 4x 4x'i bulmaya çalışacağız. 32 küçüktür 4x o da küçüktür 80 yaptı. En küçük değeri 33 yapar. En büyük değeri kaç yapar? 79 yapar. 79'dan 33'ü çıkart diyor sana. O da kaç yapıyor? 46 yapıyor. Diğer türlü değer verseydiniz bilmiyorum doğru çıkar mıydı ama büyük ihtimal doğru çıkmazdı. Buradaki ifadede yani açı kenar bağıntılarında özellikle neye dikkat edeceksiniz? Kenara tam sayı demiş mi dememiş mi? Demişse tam sayı değer ver dememişse benim yaptığım gibi ne isteniyorsa çevre isteniyor. 4x isteniyor. 4x'i aralığa getirmeye çalış. Tamam. Balıkesir bulduk cevabı. Ve bu da güzel sorulardan biri. Dikkat etmeniz gereken sorulardan biri arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Evet geldik örnek 23'e. Ne diyor bakayım örnek 23? Şöyle bir katlama var. Katlamayı biz açacağız zaten. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Üstte binan açılardan olacak. Birbirine eşit olacak. Peki AD uzunluğunu 6 vermiş. E o zaman burası da 6. Tamam. Ali Bey uzunluğunu 3 vermiş. Tamam. BC uzunluğu da 4 verilmiş. Bu da tamam. Buna göre diyor mavi boyalı dörtgenin çevresinin en küçük tam sayı değeri nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi mavi boyalı. Burası 3. Burası da 6 mı? 6. Katlamadan dolayı. He. Mavi boyalıya bak şimdi sen. Bunu bulmaya çalışacaksın. Neyi bulmaya çalışacaksın? X'i bulmaya çalışacaksın. Bunun en küçük tam sayı değerini bulmak için. Ee, arkadaş bunun en küçük tam sayı değeri ne olacak? Bak şuna dikkat eder misin lütfen? Şurada bir üçgen var. Ve üçgenin içinde bir A üstü noktası var. Ne oluyordu hani? Burada ne oluyordu? Şu X'in toplamı şu X'in toplamından küçük oluyordu değil mi? 6 artı 4 küçüktür x artı 4. 6 artı 3 küçüktür x artı 4 olacak. E buradan ne geliyor o zaman? 5 küçüktür x gelecek. En küçük değeri o zaman ben x yerine dostum en küçük değer 6 mı yazabilirim? Şimdilik öyle gözüküyor. 6 yazarsak eğer 10, 16, 19 buluruz cevabı. Şıklarda yok hocam. Demek ki düşünmediğimiz bir şey var burada. Bak şimdi. Bir de şunu düşünelim, şu yorum yapalım. Sen bunu böyle katladığın zaman bu açı ortaya çıktı, değil mi? Yani aslında burada ne oldu? Şurası alfa, burası alfa artı beta oldu. Dikkat et. Bu açılar eşit olmuş olsaydı, yani şöyle düşün. Şu açıyla, şu açı eşit olmuş olsaydı, a hocam üçgen 6, dörtgen burası ne diyecektik? 8 diyecektik. Bak, bunu artık unut. Buradan çıkmadı sonuç. Bunu artık unut. En küçük değer 6 ama alttan daha büyüğü varmış demek ki. Onu arıyorum. Eğer bu açı ortay olmuş olsaydı. Hocam işte üçgen 6 olmuş dörtgen 8 olur. Ama bu açı ortay değil ki. Daha da büyüttüğümüz için değeri burası 8'den büyük değer olmak zorunda değil mi? Tekrarlıyorum bu yorumları da yapacaksınız. Bu açı bu açıdan daha büyük. Yani şurasının tamamı açı ortay olmuş olsaydı. Üçgen 6 dörtgen 8 olurdu. Ama burası ne olacak arkadaşlar? Bu açı nokta açısından daha büyük olduğu için ben açı ortay olduğunda yani o açıya eşit olduğunda 8 bulduysam o açıdan büyük değerlerde daha da ne olacak? 8'den büyük olacak. O zaman x'i 8'den büyük değer ne bulurum? 9 bulurum. Şimdi mavinin çevresine ulaşabilirim. 9 burası, 4 burası, 3 burası, 6 burası. 9, 4, 3 ve 6'nın toplamı isteniliyor bizden. O da kaç yapıyor? 22 yapıyor. Bu da gerçekten güzel bir soru. Bu yorumları da katmayı, ihmal etmeyin. Bazı açılar bir açı, bir açıdan büyük veriliyor. Açılar eşit kabul edip açıortayken bu değerse e, açıortaydan büyük değerde daha büyük olur deyip yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yorum gücünüzü de bu tür sorulara katmayı ihmal etmeyin lütfen. Evet gençler, böylelikle üçgenleri bitirdik. Bitti. Yani açık kenar ve neydi bu? Üçgende merkezlerle ilgili olan kısmın yeni nesil sorularını da bitirdik. Böylelikle komple üçgenler bitti. Nasıl gidiyor? Ben aşırı zevk alıyorum. Yani burada tam anlamıyla konu anlatımını tamamlayıcı bir kamp oluyor burada. Aşırı derecede mutluyum. İnşallah sen de çok güzel faydasını görüyorsundur. Üçgenler zaten tekrar. Üçgenleri az biraz tamam biliyordun eksiklerim vardı. Bence burada eksikler tamamen kapandı üçgendeki eksiklerin kapandı ya. Bundan sonraki hayatımı da zaten bu etkileyecek. Göreceksin zaten. Evet, çok güzel gidiyor. Vallahi ben çok mutluyum. Çokgenlerde de, dörtgenlerde de, çemberde de, katı cisimde de, analitikte de çok güzel sorularla karşılaşacağız. Devam. Her gün devam. Her gün iki videoyla devam bu işe. Hadi gençler, bir sonraki video Yedinci günde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.